Hepimizin hayalinde bir gün dünyayı dolaşmak vardır. Bu, insanoğlunun içgüdüsel bir arzusu. El değmemiş toprakları görmek ve kimsenin ayak basmadığı yerlere adım atmak. Bir aile, yaşadıkları sıradan hayattan sıkılarak her şeyi arkalarında bırakmaya karar verdi. Bu, aslında büyük bir risk. Fakat Fisher ailesi, her şeylerini terk edip yeni doğmuş çocuklarıyla birlikte dünyayı dolaşmak ve yaşamaya değer bir hayata sahip olmak için yollara koyulduğunda herkes onların kısa süre sonra beton duvarlar arasındaki çalışma dünyasına döneceğini düşünüyordu. Ancak Fisher ailesi bu yolculukta hayatlarını değiştirecek öyle maceralar yaşadılar ki bir daha asla geri dönmeyi akıllarından dahi geçirmediler. Şimdi onların müthiş maceralarını izlemeye hazır olun. Başlıyoruz. İyi seyirler. İlk durakları Güney Afrika. Burada hayatlarının birinci macerasını Afrika yerlileriyle birlikte geçirdikleri 2 aylık tatille gerçekleştirdiler. Yerliler gibi avlanıp onlar gibi yaşadılar. Hatta çocukları bile bir Afrika köylüsünün nasıl hayatta kalacağını görerek değil, bizzat kendisi deneyerek öğrenmişti. Onlar için ten renklerinin hiçbir önemi olmadığını da burada gördüler. Afrika'nın diğer bir sıra dışı ülkesi Fas'a gittiklerinde ise küçük çocuklarıyla birlikte tehlike onları bekliyordu. Sahra çölünü develerle geçmeye çalıştılar. Fakat bilmedikleri bir şey vardı. Sahra dünyanın en büyük çölüdür. 9 milyon kilometre karelik devasa alanıyla Türkiye'nin 11-12 katı büyüklüğünde. Aslında milyonlarca yıl önce burası bir okyanusmuş. Bu nedenle toprak, barındırdığı deniz tuzundan dolayı ölümcül bir kavurucu güce sahip. Yine de onlar 2 deve satın alarak sahrayı geçmekte ısrarcıydı. Tabii baştan sona değil, çünkü bu intihar olur. Fisher ailesi, Berberilerin tarih boyunca izlediği o yolu takip ederek tuz ticaretinin yapıldığı 2 şehir arasındaki mesafeyi geçeceklerdi. Aslında turistler sık sık böyle isteklerde bulunsalar da onlara yerel göçebe kabileler olan Berberiler eşlik ederek çölü geçmelerine yardımcı oluyorlar. Fakat Fisher'lar yerli kabilelerden yardım almayı reddederek yeterli olacağını düşündükleri su ve yiyecek ile Sahra cehenneminin içlerine doğru ilerlemeye başladılar. İlk 3 gün her şey normaldi. Ta ki develerden biri hastalıktan ölene kadar. Bu artık tek develerinin kaldığı ve ona da sadece çocukların binebileceği anlamına geliyor. Yiyecek ve suyun da bu durumda yetmesi imkansız. Alan Fisher'ın kitaplarına yazdığına göre, sahranın ortasında yaşadıkları bu faciadan kurtulabilmek için yiyecekleri çocuklarına vererek, 3 hafta boyunca kocası ve kendisi yakaladıkları yılanları yiyip kaktüs bitkisinin suyuyla hayatta kalabildiler. Geceleri ise çakal saldırısı ve akreplerden korunmak için idrarlarıyla bir daire çizip o dairenin içinde uyuyorlardı. Sonunda 1 hafta sürmesi planlanan yolculuk 3 haftada tamamlandığında Alan ve kocası neredeyse ölmek üzereydi. Ama başardılar. Zaten riskin olmadığı bir hayattan nasıl zevk alınabilir ki? Sıradaki durak Hindistan. Hindistan onları büyülemişti. Geldiklerinde muson mevsimi başlamak üzereydi. Muson mevsimi Asya'nın bu bölgesine özgü olan yağmurları, yani muson yağmurlarını taşır ve dünyanın en uzun süren, neredeyse yarım yıl kadar aralıksız olarak devam eden yağmurlardır. Fisher ailesi tam 3 ay aralıksız muson yağmurlarının yağdığı bir ormanda Hindu tapınağında kaldılar ve Hinduizm'den gerçek anlamda etkilenmişlerdi. Geçirdikleri zaman boyunca yedikleri tek şey ormandan toplanan meyvelerdi. Çünkü Hinduizm'e gönül vermiş olan sadular asla et ürünleri yemiyorlar. Muson yağmurlarının sona ermesiyle tapınaktan çıkan Fisher ailesi Hindu dininden tam anlamıyla büyülendiler ve çıktıklarında fillerle bütün Hindistan'ı dolaşacakları bir yıllık maceraları da başlamış oldu. Alan Fisher'a göre Hindistan'ın en tehlikeli yönü yılanlar ve hırsız maymunlar. Öyle ki ormanda ilerlerken her an zehirli bir yılan ağaç dallarından üzerlerine atlayabilir. Ve bu öyle bir ortamda kurtuluşu olmayan acı bir son demek. Maymunlar ise bütün yiyeceklerinizi
Hatta fotoğraf makinelerini, çantaları birkaç saniye içinde kapıp ormanın derinliklerine götürebilirler. Bu nedenle her şeyi sırt çantanızda tutup asla yanınızdan ayırmamalısınız. Grönland'a geldiklerinde ise gittikleri diğer her yerden daha farklı bir ortamla karşılaştılar. Genellikle Afrika ve Güney Asya'da vakit geçirdikleri için böylesine bir soğuk onları biraz şaşırtmıştı. Fakat Alan ailesine şunları söyledi. Çok uzun yıllar önce Vikingler bu topraklarda yaşadı. Onlar başardıysa biz de başarabiliriz. Ve birkaç ay buzdan bir evde yaşadıktan sonra soğuğa dayanıklı kızak köpeklerinden bir ekip kurarak Grönland'ın kıyı şeritlerini bu şekilde dolaştılar. Bu, eksi 50 dereceye varan soğuklarla karşılaşmak anlamına geliyor. Ailenin anlattığına göre, Grönland'da geçirdikleri birkaç aylık zaman diliminde onları en çok etkileyen şey kuzey ışıklarıydı. Kuzey ışıkları, dünyanın manyetik alanıyla güneşten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu oluşan görsel bir şölendir. Alan Fisher'a göre, bir insanın hayatta görebileceği en güzel şey ancak kuzey ışıkları olabilir. Nepal'de Everest'e tırmandılar. 8848 metrelik rakımıyla dünyanın en yüksek noktası olan Everest'e tırmanışlarında yetkililer tarafından çocuklarını götürmelerine haklı olarak müsaade edilmedi. Kitaplarında karı koca ve 7-8 kişilik diğer ekiple birlikte yapılan tırmanışta gördükleri ilginç şeyleri anlatıyorlar. Daha önce bu tırmanışı yapıp da ölen birçok insanın cesedi öldüğü yerde bırakılmış. Kemik haline dönen cesetler tırmanış yapan dağcılar için yol işareti olarak kullanılıyor. Ve bu bir oyun değil, şu anda gerçek dünyadasınız anlamı taşıyor. Bu cesetler dağcılara hem bir uyarı hem de işaret olarak insanın içini ürpertse de yine de dünyanın tepesinden gezegenimizi izlemek güzel bir duygu olsa gerek. İlginç duraklarından birisi Tayland. Buraya hayran kaldılar. En büyük sorun genellikle akrep, hamam böceği, kurbağa ve diğer haşerelerle beslenmek zorunda kalmaları. Kahvaltılarda ise tatlı ile birlikte ikram edilen balık çeşitleri var. Yılın uzunca bir bölümü sıcak iklime sahip olan Tayland'da genellikle otelde değil, Budist tapınaklarında ya da kumsala kurdukları çadırlarda konakladılar. Köpek balıklarıyla beraber yüzmek, timsah ve kaplanları elleriyle beslemek gibi adrenalin dolu deneyimler onlar için unutulmaz anılar olmuş. Fakat en büyük belaları olan hırsız maymunlar burada da peşlerinde. Budizm inancına göre bazı tapınaklarda bu maymunlara asla dokunulmuyor. Ve eğer dikkatsizseniz, gelen ziyaretçilerin ellerinde ne varsa kaşla göz arasında çalarak kaçıyorlar. Fotoğraf makinelerinden biri de hırsız maymunlar tarafından burada çalınmış. Fisher ailesi yıllar alan yolculuklarını tamamladıktan sonra artık beton duvarlar arasında iş hayatına geri dönmek yerine çok sevdikleri Hinduizm ve Saduların yaşam tarzından etkilenerek vegan olmaya karar verdiler. Veganlık, hiçbir hayvansal gıdayı tüketmemek anlamına geliyor. Yani kahvaltınızdan tutun da bütün öğünlerinize kadar bitki, meyve ve sebze gıdalarıyla besleniyorlar. Şu anda da yolculuklarında büyülendikleri Hawaii'ye bağlı olan Maya Adası'nda tamamen doğal, ilkel ve medeniyetten uzak bir hayat sürdürüyorlar. Yolculukları ve hayat hikayelerini yazdıkları kitaptan sonra dünyaca bir üne kavuştular. Ve kendileri gibi vegan ailelerin onlara katılmasıyla Maya Adası'nda bir koloni kurdular. Yaşamları birçok insana ilham kaynağı veriyor. Öyle ki dünyada vejeteryan olmanın bile ne kadar zor olduğu ve sağlık açısından birçok sorun oluşturduğu yargısı varken tamamen vegan olarak, yani peynir ve süt dahil olmak üzere bütün hayvansal gıdalardan uzak durarak nasıl yaşanabileceği ve ıssız denilebilecek bir adada, medeniyetten uzak, nasıl hayatta kalınabileceğini alanfisher.com adresli internet sitelerinden yayınlıyorlar. Çocuklarını, yılanların, yaban hayvanlarının ve zaman zaman adanın kıyılarına gelebilen köpek balıklarının arasında tamamen özgür olarak yetiştiriyorlar. Çocuklar burada zehirli yılanlarla
ve bu yılanların ısırıklarıyla nasıl mücadele edileceğini, vahşi doğada nasıl ayakta kalınabileceğini ve en önemlisi ise doğanın bir parçası olursak tehlikeli yaban hayatının nasıl en yakın dostumuz olacağını öğrenerek büyüyorlar. Daha fazla içeriğe ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, soru ve istekleriniz için Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.